Karşıyaka Kuyumculuk Döviz ve Altın uzun yılların deneyimiyle sektöre hizmet vermektedir. Perakende ve toptan olarak faaliyet gösteren firma, İzmir bölgesindeki müşterilerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Biz de firma sahibi Serkan Çelik'ten sektöre giriş hikayesini ve çalışmalarını dinliyoruz. Biz döviz bürosunu 1997'de kurdum. 99'da Karşıyaka'ya taşıdım. O günden beri hizmet veriyorum. 2013 yılında da kuyumculuğu kurdum. İşte bu toptan bölümümüzü kurduk. Geçen sene de işte ayar evimizi kurduk. Karşıyaka'da hem perakende olarak hem esnaflara toptan olarak hizmet veriyoruz. Serkan Çelik faaliyet alanlarına değinerek şu bilgileri veriyor. Burada sektör olarak, arkadaşlar olarak işte bölgeye hitap ediyoruz. İşte Kemanaltı'ndan tut Menemen'e, Alias'ına, Manisa'sına işte çantacılarımız, arkadaşlarımız çıkıyor. Her türlü hizmet vermeye çalışıyoruz. Mükemmel değiliz. Kendimizi geliştiriyoruz. Adımlar atıyoruz. Yeniliğe açığız, teknolojiye açığız. Sadece şu var, sektör olarak bizim güvenlik olarak açığımız var. Her zaman dışarıdaki mesela bu hırsızlık olur, gasp olur, şu olur, bu olur. Bunlardan dolayı problemlerimiz var. Aynen. Diğer yönden biz hizmet aşkıyla, sektör aşkıyla, bu işi de çok seviyorum, kalpten gönülden yapıyorum. Bu var. Serkan Çelik sektördeki tercih edilme nedenlerini şu sözlerle sıralıyor. Ben şöyle söyleyeyim, en belirgin özellik bizim sözümüze sadık olmamız, hizmet yapmamız, bir de o anda doğru fiyat, doğru işlem yapmamız. Yani biz her zaman verdiğimiz sözün, hizmetin arkasında olmamız. Serkan Çelik, hükümetin çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Devletimize, milletimize zeval gelmesin, hepsine saygıyla eğiliyorum. Hani biz bir vatandaşım, Türkiye vatandaşıyım, Türkiye insanıyım. Hani hepsini takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Ben bir vatandaş olarak görevlerimi yeterim, bir vatandaş olarak öyle. Serkan Çelik müşterilerin taleplerine değinerek altın fiyatlarıyla ilgili görüşlerini dile getiriyor. Müşteriler şuna bakıyor ilk önce. İlk önce tabii ki fiyata bakıyor. Ondan sonra en iyi hizmeti almaya çalışıyor. En güzel hizmeti işçiliklerde sorun çıkıyor. Şöyle bir şey oluyor. Altın düştüğü zaman işçilikler artıyor. Darphanenin basında sıkıntı var. O zaman işçilikler artıyor. Öbür türlü yani normal şeyde gidiyor. Ama bizim için en belirgin şey fiyatların aşağıda olması, satış olması. Sen eş-